Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zamanımızda unutulan bazı şeyler var. Hatta bazı sözler var. Kanaatle alakalı olarak atalarımızın sözleri var. İşte kanaat eden rahat eder, kanaat bir hazinedir. Değişik buna benzer sözler var. Biz bunları, sözleri unuttuğumuz gibi kanaati yaşamayı da, kanaati göstermeyi de unutmuş vaziyetteyiz son zamanlarda. Bunu sormak istiyorum. Yani kanaat nedir? Kanaat deyince neyi anlamamız lazım? Yani tamam, Allah-u Teala bana bunu vermiş, ben bunu kabul ediyorum deyip yatmak mıdır kanaat mesela? Şimdi Mustafa abi, dinimizin bildirmiş olduğu bazı şeyler var. Kitaplar okunmadığı için ve doğru bilgi de edinilmediği için hep böyle kulaktan duyma sözlerle kendi kafasında bir bir bilgi oluşturuyor. Kurmaca bir şey. Ha, kurmaca bir şey oluşturuyor. Kafasında kuruyor yani. İşte İslamiyet kanaatkarlık diyor falan. Soruyorsun, kanaat ne? Ya işte falan, yani çalışmıyor, dinmiyor, tembel falan. Öyle değil ama. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki kanaat, alın teri karşılığı kazanılana razı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek demektir. Hmm. Hiç alakası yok yani. Yani piyasada bugünkü kullandıkları ve anladıklarıyla hiç alakası yok. Peki onu din düşmanları ve tembel kimseler uydurmuştur onu. Kanaat o değil ki. Kanaat, alın teri karşılığı kazanılana razı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek demektir. Evet. Başkasının kazandığını görünce onu kıskanmamak, onun gibi çok çalışmaktır. Kanaat, çalışmayıp tesadüfen önüne çıkanı kullanmak, başka bir şey aramamak demek değildir buyuruyor. Çok net. Çok net. Ve yine kanaat demek, ihtiyacından fazla kalan kazancını bir yere yığmayıp İslamiyet'in emrettiği hayırlı yerlere vermek, fakirlere, kimsesizlere, hastalara, dinin yayılmasına yardım etmek demektir. Kanaat, böylece iyi ahlakın kaynağı olduğu gibi, insana mahrumiyetler içinde kaldığı zaman saadet temin eden sarsılmaz bir kale gibidir. Hatta kitaplarda hangi şair söylediyse onun tercümesini yapmışlar. Şairin dediği gibi diyorlar. Ey zaman, insanlara hücum ederken beni de herkes gibi sanarak üzerime gelme. Bileğimi bükemezsin. Karşında beni yalnız sanma. Arkamda kanaat gibi yenilmez bir ordu vardır diyor. Ben de çalışırım, elime geçene razı olurum. Kimsenin malına, namusuna, makamına, villasına, arabasına da göz dikmem, haset de etmem. Böyle insan rahat olur ya. Çalıştığına razı olmak. Bir saat çalışmış, öbürüsü 10 saat çalışmış. Gidin adamına bak. Villası da var, arabası da var. Biz de çalışıyoruz canım. Ne kadar çalışıyor hemşehrim? 1 saat. Yatarak, yuvarlanarak. Ondan sonra da tabii eline bir şey olmaz. Allah-u Teala Müslüman olsun, kafir olsun. Yeryüzünde ister inansın, ister inanmasın. Allah-u Teala'nın emrettiği çalışma emrine, sebebe yapışma emrine yapışan herkesi Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Kimseyi mahrum etmeyiz bu dünyada buyuruyor. Kimseyi mahrum etmeyiz. Çalıştığının karşılığını veririz. Şimdi kafirlerden aynı şekilde çalışıp Allah-u Teala'nın bu emrine uyarak inansın inanmasın. Karşılığını almıyor mu Mustafa Bey? Alıyor ya. Alıyor tabii. Alıyor. Hem de bol bol alıyor. Allah-u Teala veriyor. Sen hem Müslümansın, hem Allah-u Teala'ya iman ediyorsun, hem de tembellik yapıyorsun. İslamiyet'in men ettiği, yasak ettiği şeyi yapıyorsun. Sonra da ne yapalım canım, işte kanaat ediyoruz. Ne kanaati ya? Seninki aynı şekilde tembellik, başka bir şey değil. İslamiyet'le hiç alakası ya, yok. Yani şöyle bir şey, örnek verecek olursak, diyelim ki kalem imal eden 2 kişi var. İkisi de aynı cins kalemlerden imal ediyor. Ama birisi ayda diyelim ki 5000 lira kazanıyor, öbürü de 500 bin lira kazanıyor. Bu 5000 lira kazanan, ya o 500 bin lira kazanıyor ama benim nasibim buymuş. Yani ben de çalışıyorum netice itibariyle ama bana bu geliyor.
ona gözünü dikmemesi bunun kanaat sahibi olduğunu gösteriyor değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynı işi yapıyorlar ama olabilir yani o fazla kazanıyor, bu daha az kazanıyor. Cenab-ı Hak onunkini rast getiriyor. Yani. İkisi imtihanda. Evet. Hepimiz imtihandayız. Kimimizi fakir olarak, kimimizi zengin olarak, kimimizi sıhhatli olarak, kimimizi hasta olarak, kimimize bazı özellikler vermiş. Mesela el mahareti vermiş, ondan sonra ses mahareti vermiş, ses farklı. Ne bileyim vücut beden itibariyle kabiliyetler vermiş. Birisi geliyor iki vida sıkıyor falan oluyor. Sen 30 saat uğraşıyorsun olmuyor. Şimdi Allah-u Teala ona da o kabiliyeti vermiş. Ama bunların hepsi her birimize vermiş olduğu bu özellikler Allah-u Teala bize verdiği bir emanettir. Bunları nerede kullandığımı aynı şekilde hesaba çekilecektir. Mesela kitaplarda deniyor ki her günkü halinden memnun olmak, her halinden Allah-u Teala'ya şükretmek, kanaat sahibi olmak demektir. Her günkü halinden memnun olmak. Çalışıyor, işine gidiyor ama eline geçene rıza gösteriyor, şükrediyor ve diyor ki ya Rabbi tamam. Şimdi mesela ben kendim annemler, ninemler kuşağının gözümüzde gördüğümüz bir şey var. Mustafa abi bir sene mesela kışın kar yağmadı. Baharda da yağmur yağmadı. Buğdaylar bu kadar oldu. Orakla biçemiyorsun böyle. Elle yolundu. Ya o zaman benim annemin okuyup yazması falan yoktu. Ya bugün ilahiyatı bitirenden daha fazla aynı şekilde bilgisi vardı. Ve imanı öyle kuvvetliydi. Hiç unutmuyorum çocuğuz biz. Onu elimizle yolduğumuz halde toprağa böyle elini vurdu. Teşekkür ederiz. Gene bizi aynı şekilde mahrum bırakmadın. Rabbim yine bize yiyecek kadar verdin. Çok teşekkür ederiz. Toprağa söylüyor bunu ya. Niye vermedin de bu kadar emek verdik de sürdük de bilmem neydi falan filan. Senin gibi tarla olmaz olsun falan. Verin ateşe. Demedi. Tabii ya, yakanlar demedi. Bile var. Yani. Bu kanaat işte. Şimdi o toprağa sürdüler mi? Sürdüler. Tohum attılar mı? Attılar. Ama Allah-u Teala vermedi. Ona da rıza gösterdiler. İtiraz etmediler. Dolayısıyla çalışıp da eline geçene rıza gösteren kimse rahat eder. Bir hadis-i şerifte kanaat eden doyar buyuruluyor. Kanaat eden. Bu muyun sofraya koyduğunuz falan filan. Doymazsın arkadaş ya. Yavrun 10 misli de gelse gene sen açsın yani. Tamam mı? Gözün aç bir kere. Beğenmezsin artık. Doymazsın. Ama kanaat edersen o gün Allah-u Teala onu takdir etmiştir. Yani kuru ekmek yanına da aynı şekilde katık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ekmek yanında sirke yermiş ya. Ya Allah-u Teala'nın Habibi bu. Eğer murad etmiş olsa envai çeşit aynı şekilde sofra önüne gelecek ama Allah-u Teala verdiğine rıza gösteriyor. Herhangi bir şekilde itirazı söz konusu olmuyor. Mesela kazanma konusunda da Allah-u Teala çalışıp kazananları sever buyuruyor. Hadis-i şerif bu. Sizin en hayırınız başkasından beklemeyip çalışan kazananınızdır buyuruyor. Bunun için Müslümanlık çalışıp kazanmayı emrediyor. Kanaat bir hırkaya razı olup tembel oturmak demek değildir. Dinini iyi bilen Müslümanlar hep çalışmışlar ve kendi kazandıklarına razı olup başkasının kazancına da göz dikmemişlerdir. Kanaat budur. Kitaplar böyle yazıyor. Peki sen nereden çıkardın aynı şekilde o şeyi? Kendi nefsine uydun arkadaşım. Kendi nefsine uydun. Dolayısıyla nefsine uyarak yapmış olduğun şeyi kalkıyorsun. İşte İslamiyet böyle diyor falan. Zamanımızda çok ya böyle. Din düşmanlarından bilhassa. Adam kendi her haltı yiyor. Hani biz tabir kullanırlar. Deveyi hamuduyla götürür. Evet. Tamam mı? Ama karşısındakinin yani gözündeki çapağı görür. Ona bak 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 falan. Sen deveyi hamuduyla götürdün ya be arkadaşım ya. Ne kadar sahtekarlık bu. Yani insanda tamam imanı yoktur da yani bir insanlık meziyetini de kaybetmiş böyle kimseler ya. Hakikaten. Yok. Bir şeye salırken insanlık meziyetine şey yapmışlardır. Allah-u Teala beş şeyi beş şey içine koymuştur bu yer üstüne talimleri. Bu beş şeyi alan içindekine kavuşur. Ne demek? İzzeti şerefi ibadete, zilleti sefaleti günah işlemeye, ilmi hikmeti çok yememeye, heybeti itibarı gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaata tabi kılmıştır. Şimdi bunları anlatırken tabi uzun uzun anlatılmış kitaplarda. Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hazretleri var. Bu zat çok zenginmiş. Bir seferinde 1000 tane deve almış. Ticaret maksadıyla satacak bunu. Develeri aldığı fiyata satmış. Aldığı fiyata satmış. Hatta kitaplarda anlatırım ya Ehl-i Sünnet alimleri çok iyi bir tüccardı. Çünkü parayı bekletmiyor. Durmadan aynı şekilde çeviriyor. Hatta oğlu bile demiş ki baba demiş ne kazancımız oldu? Oğlum demiş yuvarları kaldı ya bize.
1000 tane yular kaldı. Birer dinerden 1000 lira kazanmış. Ama ne oldu? Şimdi diğer insanlar aa dediler, bu adam süratli satıyor. Şey yapıyor falan. Herkes malı buna getiriyor bu sefer. Tamam. Aldatmıyor. Çok fazla üzerine kar koymuyor. Ve o takdir edilene de ne yapıyor? Kanaat ediyor. Evet. Razı oluyor. Tüh 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 tüh. Şu kadar satsaydık bu kadar demiyor. Diyor ki biz diyor iki taraflı. Ben diyor aldığım fiyata satarsam alan kimse eğer muhtaçsa bu develeri aldıysa bize dua edecek. Zarar etmedik diyor. Tamam? Evet. Zarar etmedik. Ve onlar da ellerine bir şey geçtiği zaman doğruca bize gelirler. Bizim mal da sen al derler. Değil mi? Evet. Dolayısıyla orası çekim merkezi haline geliyor. Kanaat edince. Onun için de mesela deniyor ki beş şeyin içerisine zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaata tabi kılmışlardır. Ne yaptı? Kanaat etti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hazretleri malın hesabını bilmezdi buyuruyor. Malın hesabını bilmezdi. Peki efendim işte çok iyi bir tüccar çok ya bir de yaptığına bak sen. 1000 deveyi satın alıyor, aldığı fiyatı satıyor. Sadece yularları kalıyor. Oradan kazanıyor. Dolayısıyla kanaat ediyor. Yok ben bu daireyi vermem falan. Hatta diyelim ki bizine vekalet veriyor. Bu daireyi sat diyor şu kadar fiyata. Daha bir saat geçmeden ben araştırdım şu kadar para iste. Yarım saat sonra bu kadar para iste falan. Oldu olacak arkadaşım ya. Dünyanın karşılığını istedi değil mi? Dediği fiyata müşteri çıkınca demek ki satılacak, ben bunu yükselteyim diye. Tabii. Ondan sonra da vah ediyor falan. Kanaat diye bir şey kalmamış. Dolayısıyla kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaatkar olmayan bir zengin, kanaatkar olan bir fakirden daha kötü durumdadır. Hakikaten öyle ya. Mustafa Bey'in serveti bu kadar olmuş. Tüh, ben ona ulaşamadım falan. Adam geceler uykularını kaybediyor. Depresyona giriyor. Sinir hastalığı oluyor. Sonra da vücuduna zarar veriyor. O kazandıklarında doktor parası olarak yiyip bitiriyor. Çünkü o zenginin kalbi rahat değildir. Kanaatkar olan fakir ise kalbi rahat olduğu için sanki bir hazine içinde yaşamaktadır. Nefsine uyarak sabır ve kanaat etmeyen kimse ise Allah-u Teala kaza ve kaderine razı olmaz. Fakir olunca az verdin diye itiraz eder. Zengin olursa doymaz, daha da ister. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın. Amin. Kanaat eden rahat edermiş efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, alimlerin iyisi, insanların en iyisi, kötüsü de insanların en kötüsüdür. Yazıklar olsun kötü alimlere ki, ilmi ticarete alet ederler, amelsiz alim mum gibidir, kendini yakar, insanları aydınlatır. Hakikati Hak Sübhanehu ve Teala, Hak Sübhanehu ve Teala'nın hakikati biçun ve biçügûnedir. Bir vücut ki Adem onun zıddı olmakla kaim ola. Hak Celle Sultanehu'ya şayan değildir. Hak Teala'nın zıddı yoktur. Ve güzellik ve cemalin başlangıcıdır. Ve bu vücut hakiki bir cüzdür. Bir basittir ki bir şey ile karışmış değildir. Böyle olmadığı gibi olması da düşünülemez. O mertebede vücut vardır demek kulluğun noksanlığındandır. Veyahut bir vücut murad oluna ki Adem'in zıddı olmaya mecali olmaya. Hakikat kötülüklerin kalpten tekellüfsüz kaldırılmasının hasıl olmasıdır, gerçekleşmesidir. Hakikat mertebesinde uğraşmak ve güçlük çekmek yoktur. Hakikat devamlıdır. Hakikat ve İslamiyet ruh ve sırdan öte geçemezler. Hafî ve ahfaya ulaşamazlar. Hakikati arif, arifin hakikati bir ismi ilahi olup kendisinin Rabbidir, terbiye edicisidir. Hakikati camiayı insandan murat kalp latifesidir. Hakikati camiayı kalbiyenin mahalli yürektir. Hakikati Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem icmal
topluluk itibariyle ilm sıfatıdır. Hakikati Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem isimler, sıfatlar ve şuunlar dairesinin aslının merkezidir. Canım Kâbem varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana. Canım Kâbem varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana. Kâbe'nin yolları bölük bölüktür. Kâbe'nin yolları bölük bölüktür. Benim yüreğim delik deliktir. Benim yüreğim delik deliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Canım Kâbem varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana. Canım Kâbem varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana. Hey şim dostum yüklesinler yükümü. Hey şim dostum yüklesinler yükümü. Komşularım helal etsin hakkını. Komşularım helal etsin hakkını. Görmez oldum ırak ile yakını. Görmez oldum ırak ile yakını. Canım Kâbem varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana. 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 Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Sultan II. Abdülhamid Han'ın rahmetullahi aleyh amirallerinden Eyüp Sabri Paşa rahmetullahi teala aleyh 5 ciltlik Türkçe Mir'atül Haremeyn kitabında koca Mekke şehrinde iki Arap evinin kalmış olduğunu yazmaktadır. Bugün ise hiç yoktur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatında eshab-ı kiramın hepsi, sonra da evlatları cihad için, dini İslam'ı dünyaya yaymak için Arabistan'dan çıktı. İslam ordusu Asya'nın ötelerine, Afrika'ya, Kıbrıs'a, İstanbul'a, hasılı her yere dağıldı. Allah'ın dinini onun kullarına tanıtmak için savaştılar ve canlarını feda ettiler. Bu geniş topraklar o mübarek şehitlerle doludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan evlatları Anadolu'nun her tarafına, hele şark taraflarına yerleşmişti. İmam-ı Hasan evladına şerif
İmam-ı Hüseyin evlatlarına seyyid denir. Seyyidler şeriflerden daha üstündür. Osmanlılar zamanında Halep'te seyyidlere ve şeriflere mahsus bir mahkeme vardı. Bütün evlatları orada kayıtlı olup yalancılar seyyidlik iddia edemezdi. Van ile Hakkari arasındaki meşhur İris Han beyleri Abbasi halifeleri evladından olup Hülagü katliamından kurtulan bir yavrudan çoğalmışlardır. Bugün memleketimizin her tarafında Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu teâlâ anhüm ecmain evladı ve seyyidler vardır. Bunların kıymetini bilmeli, hürmette ve hizmette kusur etmemeliyiz. Abdullah-ı Dehlevi, hak aşığı bir veli. Vaaz ve sohbetleri olurdu faydalı. Geçti onun hayatı hep cömertlik yaparak. Vermekten zevk alırdı elinde olmayarak. Bir gün sevdikleriyle gidiyorken bir yere, bir dağ görüp dedi ki hemen oradakilere, eğer ki şu dağ kadar olsaydı altınım, şu yol üstünde durup hepsini dağıtırdım. Onları dağıtırken o gelip geçenlere derdim, karşılığında Allah diyeyim bir kere. Kurtarabilir isem cehennemden bir kişi, yine kârlı çıkarım yapmak ile bu işi. Öyle kimselerdir ki Allah dostu evliya, onların sözlerinde bulunmaz asla riya. Şöyle şöyle yapardım dediyse onlar eğer, muhakkak ki o sözü yerine getirirler. Bu büyük zat bir günde buyurdu, ey insanlar, gaflete dalmayın ki ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun. Öyle gün gelecek ki, belki de çok yakında, dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün, bakarsın ki dün bitmiş, başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın kabirden de akibet, görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına. Sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan! Öyle çetin günler var ki önünde. Analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Aklı olan bir kimse fırsat bilir bu anı, öğrenir dinimizin emir ve yasağını, sonra öğrendiğiyle amel eder ihlasla. Böyle kul ahirette bir zarar görmez asla. Derdi ki, sen herkese nasıl davranıyorsan, sen de öyle karşılık görürsün her insandan. Sen eğer başkasına verirsen ehemmiyet, verir başkaları da sana değer ve kıymet. Allah'ın kullarını çok seversen sen eğer, elbette ki onlar da seni öyle severler. Nasıl davranmasını istersen halkın sana, sen dahi
Öyle davran, öyleyse başkasına. Hikmetten 7 iyi huy meydana gelmektedir. 1. Birincisi zekadır. Bir melekedir. Bir alışkanlıktır. Bunun yardımıyla insan bilinen şeylerden bilinmeyenleri çıkarır. Delilleri bir araya toplayarak aranılan şeyleri bulur. Bunu kazanmak için malum şeyler yardımıyla meçhul olan şeyleri bulmaya çalışmak, hesap, matematik ve hendese, geometri problemleri çözmek lazımdır. 2. Sürat-i fehimdir. Buna sürat-i intikal de denir. İhtiyacı olunca lazım olan şeyi hemen anlayan melekeye denir. Bir şey işitince onun aksini, tersini de hemen anlar. Zeka düşünmede ve incelemede, yani fikirde ve nazarda olur. Yani bilinen şeyleri inceleyip bunlardan bilinmeyen bir netice elde eder. Sürat-i fehm ise fikirden ve nazardan başka şeylerde olur. 3. Zihin açıklığıdır. İstediği şeyleri çabuk anlamak, elde etmektir. 4. Dikkat etmektir. Düşünceler mani olmayıp istediği şeye teveccüh etmektir. 5. Teakkuldür. Lüzumlu şeyleri öğrenirken her şeyin haddini, sınırını aşmamaktır. Yani lüzumlu olanı terk etmez, lüzumsuz olanla da meşgul olmaz, vakit öldürmez. 6. Tehaffuz. Yani unutmamaktır. Ruhun akıl erdirdiği, anladığı bilgileri unutmamasıdır. 7. Tezekkürdür. Hafızadaki bilgileri her istenilen zamanda hatırlamaktır. Kıymetli seyircilerim, bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı Kastamonu ilimizden sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde Kastamonu İl Merkezi'nin biraz dışına çıktık. Yemyeşil, sulak, her yerinden su fışkıran, insanları güler yüzlü bir köye geldik efendim. Kasaba Köyü. Adı kasaba, kendi köy, efendim iki tane de tarihi cami var. Köy deyip geçmeyin. Bu caminin yapıldığı dönemden itibaren burası iyi bir yerleşim merkeziydi. Candaroğullarından Adil Bey'in oğlu Mahmut Bey. O da beydi efendim. Bey ne demek? Başkentte bey bir tane olur efendim. Yani oranın hükümdarı demek. Buranın nüfusu o zamanlar 25 binden fazla idi. Şimdi mi diyorsunuz? Şimdi köyde 30 hane kalmış. Söylendiğine göre. Her evde de 10 kişi olsa 300 kişilik bir nüfus. O da yok ya. Her ailede şimdi 10 nüfus da yok. Evet, bu arada köylerimizin terk edilmekte olduğu tehlike sinyalini buradan sizlere vermek istiyorum. Köyler terk edilir. Sadece şehirler yerleşim yeri olursa, efendim bunları böyle büyütelim de bir yerlere toplayalım, arazide çok büyük kayıplara sebep olacağını zannediyorum. Sadece makinelere güvenerek bu yola sapılırsa herhalde sıkıntılar doğar. İşte kasaba köyü, kocaman bir arazi, 30 insan ne kadarını işliyor, ne kadarını işleyemiyor onu Allah bilir. Arkamda gördüğünüz cami Mahmut Bey Camii. Kime rastladımsa bu Anadolu çekimlerimde Kastamonu tarafını bilen, aman hocam orada bir cami var kasaba köyünde, onu mutlaka çekin. Köyde falan demeyin, çekin. Allah Allah, bu camide ne var yani? Sonra dokümanlara müracaat ettim.
elimdeki kitaplara müracaat ettim. Baktım ki gerçekten bu cami şu civarda, belki Akça kasabasındaki, Tokat'ın Erbaa ilçesinin Akça kasabasındaki, belki de şimdi Taşova'ya bağlı tam bilmiyorum, Fidi, yani eski Fidi'deki ahşap cami var ama o taze, 300 yıllık. Bu 1366'da yapılmış. Onun da duvarları kagir, bunun da duvarları kagir. Yani moloz taş, köşeleri de kesme taştan yapılmış. Kapı ve pencere söveleri de, lentoları da yine kesme taştan yapılmış. Bu caminin özellikleri ise, cami enteresan bir yapıda. 18 metreye 12 metre ebadında bir dikdörtgen, yani 230-240 metrekarelik bir alana oturmuş. Dıştan dışa, içten içe değil. Caminin yüksekliği ise dikdörtgenin kısa kenarından daha uzun. Yani yatırsanız o daha uzun olacak. Onlar da ahşap direklerle giriş kısmına bir eyvan veya bir son cemaat yeri tipi bir şey yapılmış. Minaresi yeni olduğu için, yeni yapı olduğu için onu sizlere anlatmaya pek ihtiyaç doğrusu duymadım. Çünkü bu caminin içinde anlatacaklarım çok daha farklı. Kastamonu'da ve civarında başka hiçbir camide bulunmayan şekilde adı, namı Çivisiz Camii'ye çıkmış bu Mahmut Bey Camii'nin. Kastamonu'ya gelenimiz de, gelen seyircilerimiz de burayı görsünler. Demesinler ki ya 20 kilometrelik yere gidip de biz ne yapacağız, sapa yer falan filan. Gelin gelin efendim. Hem yeşilliğe doyarsınız hem de burayı görürsünüz. Burada caminin bir şadrıvanı var. O da özelliğini kaybetmiş. Hepsi yeni baştan yapılmış. Sağ olsun il yöneticileri buraya önem vermişler. 8-10 senedir gelip giden il yöneticileri burada başarılı hizmetleri yapmışlar. Bunun bir tarihi incisi olduğunu, Türk eser olarak inci olduğunu fark etmişler. Caminin avlusuna bir konuk evi yaptırmışlar. Efendim, yani gelen burada oturacak, dinlenecek, icabında çayını, kahvesini içecek bir düzende hemen hemen kurulmuş. Yani oturma kalkma yerleri var da bir de hani bir çay ocağı da kurulmuş mu, o da eli kulağında kurulacak gibi bir hali var. Caminin giriş kapısının üzerinde bir kitabesi var. Bu kitabesi orijinal. Peki ne zaman yapılmış bu cami? 1366'da yapılmış. 1366'da, yani 650 seneyi neredeyse devirmiş bir cami. İçi tamamıyla ahşap ve bu ahşap bindirmelerle sağlanmış bu yapı. Tabii burada ezbere söylemem olmuyor. İçeriye gireceğiz. Ama bir ön bilgi vereyim ki biraz sonra anlatacaklarımıza biraz daha böyle dikkatle konuyu inceleyin diye size göstermeden burayı birkaç kelimeyle anlatmaya çalıştım. Şimdi gidelim caminin cümle kapısı, yani taç kapısı önüne. Oradaki kitabeyi yakından göstereyim. Oradaki söveleri, mermerleri, kesme taşları göstereyim. Ondan sonra da içeriye girelim. Esas iş içeride efendim. Caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesinin önündeyiz. Kitabeli camilerdendir. Yani kitabesi kalanlardandır efendim. Yoksa her cami veya bir tarihi medrese, hamam yapıldığında bir kitabe koymak adet idi. Zaman içerisinde bunlar ya uygunsuz eller tarafından bir yerlere götürüldü ya da aman aman kaldırın 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 dendi. İşte bunlar o tip fırtınadan kurtulan şeylerdir bu kitabeler. Kitabenin hemen altında caminin mermer söveleri ve üst kemer taşı mevcut. Onun altında da bir ahşap oyma kapı var. Literatüre giren bu kapıyı yanına gidip göstereceğim. Bu kapı ezbere anlatılacak gibi değil efendim. Ezbere anlatılacak gibi değil. Gerçekten eşi emsali yok. Biz bu kadar senedir program yapıyoruz, tarihi yerlerimizi tanıtıyoruz. Bunun bir numunesini daha görmedik. Şimdi oraya gidiyorum. Mahmut Bey Camii'nin kapısının önündeyiz. Burada mermer süveleri biraz önce söyledim ama daha yakından göstermek için burada bir daha bir iki kelime bahsedeceğim. Bilhassa eşiğine renkli mermer kullanılmış. Çok hoş bir şekilde. Üstü
lento şeklinde oturtulmuş. Bütün yüksek duvarda, çünkü bina yüksek yapılmış, bu lento taşıyabiliyor. Şu ana kadar da işte fazla bir hasar vermemiş. Burada ufak bir çatlak meydana gelmiş ama artık o da tabii senelerin meydana getirdiği şey. Kapı ahşap kapı. Görüldüğü gibi üzerinde yazılar var. Estağfirullah ve enne mesacidallahi diye başlayan ayet-i kerime buraya alınmış. Ondan önce de Kâlellâhu tebârike diye sol tarafına yazılmış. Allah-u Teala buyuruyor ki anlamına, işte mescitler sadece Allah-u Teala'ya ibadet edilecek yerlerdir. Başkalarına ibadet edecek yerler değildir anlamına mealen söyleniyor. Orada kalıyorum ben, çünkü yetkim yok. Bilgim yok, yetkim yok. Evet, bu kapı şu levhada görüldüğü gibi efendim orijinal değil. İmitasyon denilen taklit. Türkçe söylersek takliti. Neden? Şimdi bu köy yerinde orijinal, siz 650 seneyi devirmiş olan bir caminin kapısını burada muhafaza edin. Bu çok zor iş. Çok zor iş. Hele hele bu dönemlerde çok dikkat edecek bir konu. Zaten ben programlarımda bunu söylüyorum. Bazı idareciler sağ olsunlar, onlar da iyi niyetlerle efendim her şey yerinde makbuldür, yerinde kalmalıdır diyor. Onlar da doğru söylüyorlar. Ancak biz torunları iyi yetiştirememişiz. Maalesef bunların manevi değerinin ne olduğunu takdir edemeyecek kadar bazı kimselerin gözlerini dünya hırsı büyümüş. Materyalist olmuşlar. Umurunda değil. Kendisi sinek kadar istifade etmek için dağ kadar kıymeti ayaklar altına alabiliyor. Evet, böyle bir kapıyı soğukta yakmak için kullanırlar mı? Kullanırlar efendim. Onun için iyi olmuş. Bunu inşallah vakıflar idaresi, başka camiler bizde var. Amasya'da olsun, hem Amasya'da Burba Minareli Camii'nin minberi, efendim hem Sultan Beyazıt Camii'nin pencere kapakları, onların bir kısmı müzelere kaldırılmış ama hepsinin kaldırılması sanki faydalı olur, bunun kaldırıldığı gibi. Hem de ne oluyor biliyor musunuz efendim? Bakın şimdi, bunun imitasyonu yapmak için de uğraşmış, o kişi de ismini buraya koymuş. Bu kapı Hacı Hikmet Değirmencioğlu tarafından yapıldı. Buyurun. Onun da ismi tarihe intikal etti. Burada eski kapı olduğu için amelehanesi, eski kapı da burada olduğundan, yani kimin yaptığı, kimin işi, Ahmet'in, Mehmet'in dişi işi diye, Amele Abdullah diye böyle kitabesi var. Tabii Selçuklu döneminde ekseriyetle minberlerde amelehanesi ya en altta şuradadır minberlerde, ya bir köşede şöyle sıkıştırılmıştır. Burada ise amele böbürlenmiş efendim, şöyle ben yaptım, Abdullah Usta yaptı bunu diye tam alnına koymuş. Ne yapalım? İnsanlar niyetini bozmadıkça bunu da söylerse, her insanın huyu başkadır. Efendim buradan içeriye gireceğiz. İçeriye girdiğimizde göreceğimiz şeyler şu gördüklerimizden çok daha farklı, çok daha dikkat çekici. Bu cami çivisiz, üst üste bindirmeli yapılmış bir cami. Üstü kiremit çatılı. Kiremit çatılı olduğunu görüp de sakın ha demeyin ki ya bu cami yeni kardeşim, kiremitler de yeni. Evet, kiremit yeni olabilir. Ancak Aydınoğlu Mehmet Bey Camii de çatılı efendim. O bundan daha 60 sene önce yapılmış Bilgi'deki Aydınoğlu Mehmet Bey Camii. O da beşik çatı. Onda böyle bir bindirme yok. Buradaki bindirmeyi biz başka bir yerde görmedik. Buradaki nakışları da, kök boyaları da, tabii boyaları da başka yerde görmedik. Onları da sizlere inşallah içeride göstermeye başlayacağız. Başlayacağız. Ama bütün camiyi bugün bitireceğimi hiç zannetmiyorum. Çünkü sadece 3 kat mahfilini anlatmam epey bir zaman alacak. İçeri bir girelim de efendim bakalım, belki yarına kalabilir.